Herkese merhabalar, hepiniz Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Evet, NYX artık DM'lerde satışa başladı. Uzun zamandır bekliyordum çünkü 9. ayda açılacağını söylediler ama online sayfalarında açılmayacak. İşte her dükkanda, filialede farklı olduğu söylendi vesaire. Her hafta gittim, baktım açık mı değil mi diye. Geçen hafta cumartesiydi, kızımla beraber normal alışverişe gittiğim zaman bir de baktım NYX gelmiş. Hatta aynı gün Instagram'da da video olarak, minik minik video olarak yayınlamıştım orada. Fotoğrafları çekerek far paletlerini falan böyle test etmiştim. Tabii ki birkaç şey aldım. Tavsiye edeceklerim de var. Benim elimde olan ürünler de var bir iki tane. Onları da göstereceğim size. Öncelikle DM'deki gerçekten NYX'in ben fiyatlarını biraz daha düşük bekliyordum. Sebebi de şu. Normalde zaten NYX DM'lerde satılıyordu. DM'lerde satıldığı için ben şöyle bir duyum almıştım. Eğer DM'lere gelirse, yani Douglas'ta satılıyordu. Douglas'larda fiyatı gayet normaldi. Ama DM'lere geldiğinde fiyatının daha uygun olacağı söylenmişti. Fakat ben çok fark göremedim. Yani çok pahalı demiyorum. Ama Douglas'tan da bir farkı yok. Yani ben fiyatları inmiş hiç bulmadım. Gayet normal fiyatları. Farlar çok güzeldi. Hatta bir aydınlatıcı highlight palet vardı. Aydınlatıcı paleti. Onda bir şöyle bir baktım, elledim, bir daha bıraktım. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum hepinize. Şimdi DM'e NYX geldi. NYX. Ama belki haberiniz yok. Rossmann'a da Makeup Revelation geliyor. Hatta geldi bazı yerlere. Hatta ve hatta ben yaşadığım şehirde telefonla aradığımda nereye geldiğini sordum. Bana Berkamen'deki filialeyi söylediler. Fakat orada yoktu. Özellikle oradaydım ve baktım. Hayır, yoktu. Oradakilere sordum. Makeup Revelation diye bir markadan haberleri bile yok. Çok ilginç. Gerçekten haberleri yoktu. Neyse, ben NYX'ten bir tane liquid eyeliner aldım. Ben eyeliner çok kullanıyorum biliyorsunuz. Bundan bir önceki alışverişlerde de Lancome'dan bir tane eyeliner almıştım. Ve bunun matte'ini duydum. Çok övülen bir eyeliner'dı. Merak ettim ve aldım. 2-3 gündür de kullanıyorum. Gayet de güzel, başarılı, beğendim. Özellikle ucunun ince olması, çok şunun üzerine bir daha şöyle bir vardı öyle bir tane. Benim en favorilerimden bir tanesi bu. Ama ona rağmen Essence'inkini de çok başarılı buluyorum. Şu fırça neredeyse aynı. Bu zaten kurudu. Artık çöp. Fırça aynı. Biliyor musunuz? Bir fark var. Fark ne? Şu uzun sap olduğu için benim sanki bunun kullanış şekli daha pratik gibi geldi bana. Çünkü tamam, çok güzel çekiyor. Hatta uzaktan çekiyorsunuz. Yani ben hep destek alıyorum böyle parmağımla. İncecik bir kuyruk yapıyor. Ama sanki biraz fazla uzun gibi geldi bana sapı. Anlıyor musunuz demek istediğim? Yani tutuş şeklinde biraz daha kısa olsaydı sanki daha başarılı olabilirdi. Ama gayet iyi. Yani ben sadece kıyaslama yaptığım için. Çünkü çok eyeliner kullanıyorum. Ve şimdi bu sıralarda bunu çok gidiyordu elim. Bunu zaten hep kullanıyorum ama bunun tutma yeri uzun ama kullanım süngerinin olduğu yer kısa. Ya şöyle göstereceğim. Bunun hem sapı uzun hem de uç kısmı uzun. Yani bu pek kullanışlı, eli pratik olmayanlar için çok önerebileceğim bir şey değil. Hani eyeliner'ı ben zaten iyi çekiyorum. Benim için problem değil diyorsanız o zaman hiç sorun yok. Yani bende sorun yok ama
yeni çekmeye başlayacaklar için olmaz. İyi önermiyorum o zaman. Bununla başlayın, bununla deneyin. Ya da sünger uçlu olan bu dip eyeliner ile. Bunun da çünkü yumuşak bir süngeri var. Sert değil. Aynı L'Oreal'inkinin ucuna benziyor ve ben böyle olanlarla çok rahatlıkla eyeliner çekiyorum ve pratik. Yani ilk başlayacak olanlara önereceğim bir şey. Çok uzattım eyeliner hikayesini. Bir tane şöyle, ben bunu bazen kaş farımı bulamadığım zaman kaş farı olarak bile kullanıyorum. Parlaklığına hiç aldanmayın. NYX'in farları gerçekten çok başarılı. Eğer far paletiniz yoksa, yani şöyle birkaç tane rengi bir arada istiyorum diyorsanız NYX'i gözüm kapalı tavsiye edebilirim. Çünkü farların yapıları, yoğunluğu, hemen sürdüğünüz zaman pigmentasyonu yüksek diyoruz. Hemen böyle rengini veriyor. O açıdan çok güzel. Hatta yıllar önce de almayanı dövüyorlardı bundan. Bu benim çok eski ama bir dönem işte çok moda oldu. O zaman almıştım. Kullandım, kullandım. Sonra başka ürünlere geçtik. Jumbo Eye Pencil. Bu 604 numara Milk. Ben hatta bir video yapmıştım, göz makyajı videosu. Komple kendimi gösterdiğim bir videoydu. Yıllar önce sarışınken ben. Oradaki videoda mavi bir göz makyajı yapıyordum ve alt far bazı olarak da bunu kullanmıştım. Bu kalemi. Orada işte bunu böyle dağıtıyorsunuz. Far bazı olarak renklerin yoğunluğunun ve kalıcı olmasını sağlayan bir kalem bu. Yani gerçekten far bazı görevini yapıyor ama özellikle yoğun renkler, işte mavi, eflatun, yeşil, özellikle böyle hani güçlü renkleri ortaya çıkarmada çok başarılı. Sonra Londra'dan arkadaşımın bana hediye gönderdiği NYX'in Butter Gloss'ları. Bunlar da çok güzel. Kokuları inanılmaz. Şeker, böyle karamel şeker kokusu var. Rengini de göstereceğim. Harika bir renk. Bugünlerde elim sürekli buna gidiyor. Şimdi DM'e NYX gelince NYX'ler bir piyasaya çıktı bende de tabii. Hani bir değişim oluyor otomatikman, çekmecede bir şeylerin yeri değişiyor falan. O yüzden bunu da iyice kullanmaya başladım ve gerçekten harika bir gloss. Yapısını da görüyorsunuz. Yapısı da yapış yapış olmayan çok güzel glossları var. Mat rujları da çok güzel. Ama ben kalıcı rujcuyum. Ben hep söylüyorum. Ben dön dolaş benim kalıcı rujlar gibisi yok. Mat mı? Sürüyorum incecik bir tabaka. Üzerine glossunu sürmüyorum. Balmını. Oluyor bana mat. Parlak mı istiyorum? Üzerine bu gloss geçiyorum. Oluyor bana parlak. Simli renkleri var, mat renkler var. Benim işimi bunlar görüyor. Neyse, çok yayılmayayım ve yeni bir tane cici aldım kendime. Milani'den Baked Blush'lardan. Bu benim çok beğendiğim, görüp görüp alsam mı, almasam mı, ay alsam mı, almasam mı deyip birden baktım internette sipariş veriyorum. Nereden aldığımı merak edenlere söyleyeyim. Amazon tabii ki. Böyle ürünleri alacağımız yer ya Amazon'dur ya Cosmetic for Less'tir. Ya da Cosmetic for Less'te bazı markalar evet oluyor. Ama ben bunu bu sefer Amazon'dan aldım. Paketi açarken çok sinir oldum. Şuraya kocaman bir etiket yapıştırmışlardı. Ve o etiketi çözerken, yani çıkarmaya çalışırken çok zorlandım. Hatta sinir oldum çıkarırken. Ama çıkarttım. 05 Baked Power Blush Luminous ismindeki şu far paleti. Ama size bunu hemen ben alternatif de göstereceğim, biliyor musunuz? Bayılacaksınız. Bayılacaksınız. Var yani, alternatif de yok değil. Şöyle rengi şeftalimsi, biraz altınımsı, ışıltıları çok güzel. İçinde parlaklığını barındıran bir renk. Gördüğünüz gibi bunu sürdüğüm zaman ben aydınlatıcı sürmedim. 2-3 gün oldu zaten elime ulaşalı ve aydınlatıcı kullanmıyorum bunu sürdüğüm zaman çünkü gerek kalmıyor. İçinde çok güzel ışıltısı var. Görüyor musunuz? Şöyle alt tarafında da minnak bir aynası ve fırçası bulunuyor. Fırçası da çok güzel. Yumuşacık.
Şeye benzettim. Burjuva'nın fırçalarına benziyor. Burjuva'nın fırçası biraz şöyle şurası. Şöyle bir fırça. Ama paketi falan çok tatlı. Şimdi bekleyin geliyorum. Buna hemen alternatif olarak ne var biliyor musunuz? Efendim. Bu değil. Burada mı ya da? Bakayım burada mı? Yok değil. Burada da vardı da o bitti. Neydi bu? Sleek. Çekmeceyi açtım şimdi. Haydi bakalım azıcık. Bul. Bul canım bakalım. Evet geldim. Bu. Şimdi benim iki tane böyle olduğu için bunu böyle boyadım ki bu allık. Hemen açıp videoyu da sonlandıracağım. Hiç merak etmeyin. Sakin. Sakin. Şu ortadaki renk. Bu Nars'ın orgazmisindeki şeyi var ya. Allığı. Ona çok benziyor ve bu da ona benziyor. Yalnız bunun içinde biraz daha altınımsı ışıltılar var. Biraz daha yanar döner gibi. Şunu şöyle yukarı koyacağım. Şimdi tekrar yan yana mukayese edebilmek için. Bakın. Biraz daha turunculuk var şeyinkinde. Sleek'tekinde biraz daha turunculuk. Bu Nars orgazmla kesinlikle birebir aynı. Mukayese etmiştim çünkü. Ve dediğim gibi bunun içindeki altın ışıltılar daha fazla. Bu biraz daha yumuşak. Yani ışıltısı inanılmaz güzel duruyor. DM'den aldığıma geçeyim. Bir tane de Balea'nın duş peelingi. Ben yıllar önce kulakları çınlasın kuzenim. Body Shop vardı benim yaşadığım şehirde. O sonradan kaldırıldı. Oraya gidip çok alıyordum. Body Shop'un vücut duş şampuanları, vücut peelingleri inanılmaz güzeldi. Ve bunun kokusu da ona benziyor. Ve içinde minik minik de böyle nokta nokta parçacıklar var. Henüz denemedim. Deneyince de yorumlarımı sizinle paylaşacağım. Çok uzattım. Benden şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yakında bir favoriler videosu yapacağım. Aslında şimdi yapacaktım ama çok uzun sürdü. Ben de şu anda ayakta durduğum için yaşlılık belim ağrıdı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda. Diğer videolara da yine bakmayı unutmayın. Instagram'dan takip ederseniz de ne mutlu bana. Bir de eğer NYX'ten sizin bana tavsiye edeceğiniz, ben bunu kullanıyorum, bu harikaydı diyeceğiniz bir şey varsa alt tarafa lütfen yazın bana. Çünkü merak ediyorum. Geçen gün işte standın önüne geldim, durdum durdum. Şeyini merak ediyorum, kullanan var mı acaba? Far bazı var. Ve o far bazı suya dayanıklı. Ya waterproof eyeshadow. Yani bilmiyorum nasıl. Kullanan var mı? Memnun olan var mı? Tereddüt ettim, alsam mı dedim. Sonra düşündüm ya far bazlarım da var aslında. Şey kullanıyorum zaten biliyorsunuz. MAC'le Essence'i şu ikisi bana yetiyor zaten. Hani bir dördüncü, beşinciye gerek yok. Ama eğer gerçekten waterproofsa denemeye değer diye düşünüyorum. Fikirlerinizi de merak ediyorum. Eğer içinizde kullanan varsa NYX'in şu ürünü harika diyorsanız yani bilmem denerim. Merak ediyorum çünkü. Gittim karşısına annesini alsam rujlarını biliyorum. Ama ben ruj insanı değilim. Yani kalıcı olmayan ruj benlik değil. Sürüyorum. Yani sürüyorum sonra mesela bu gerçekten benim çok sevdiğim bir renk. Russian Red. Sürüyorum ama sonra da nereye geliyorum biliyor musunuz? Ya ben bunu süreceğim arkadaş. Şunu sürerim. Kalıcı ya. Rahat ediyorum kalıcı ürünlerle. Hadi ben gittim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.